Saygıdeğer izleyenler, bir haber için geldik. Bir haber de kendiliğinden bazen ayağa gelir derler. Geldi. Mikrofonumuzu gören delikanlı, sor abi bana da sor dedi. Tabii ben kişiyi tanımadığım için ne soracağımı bilmiyorum. Biraz sohbet ettik kamera kapalıyken. Faslalı olduğunu söyledi. Turizm Yüksek Okulu mezunu olduğunu söyledi. Fatsa Hünkar'da görev yaptığını söyledi. Turizmle ilgili olduğu için ben Ünye Çamlığı'nı da öğrenmiş. Arkadaşıyla da buraya gelmiş, geziyorlar. Kendisini tanıyalım önce. Adı soyadı neymiş bakalım. Merhabalar, ben Tufan Çakıl. Tufan Çakıl. Fasalıyım. Fasa'nın neresindensin Tufan? Ben Çatalpınar köyüm. İyi bilirim. Evet. Mandıra'da oturuyorum. Aa, giriştesin. Hünkar'da çalışıyorum şu an. O çok güzel. Aynen. 2-3 senedir Hünkar'da çalışıyorum. Gayet memnunum. Mezun olduğun dalı içinden gelerek mi beğendin yoksa puanın tuttuğu için mi? Ben içimden gelerek beğendim. Ben turizm sektörünü seviyordum. Gerçekten de hani oraya memnun olarak gittim. Severek tamam. Gittim. Yani ilk defa aynen. Dalını severek mezun olan birisine denk geliyor. Çünkü evet. Türkiye'nin bir kaderi var. İmtihanda puan neyi tutturursan doktorsun, doktor olursun. Aklından mühendislik geçer, bu aynen, olursun. Aynen öyle. Dahiliye uzmanı olmak istersin, fizikçi olursun. Ben asıl Kerem. Uzatmayalım. Aynen. Kısacası sen tam böyle Avrupalı'nın çocuğuna bakarmış Avrupalı. Aynen öyle. Neye meyilli bu? Bağ bahçeye. Tamam kardeşim, bunu ziraata verelim, yetiştirelim. Sen turizme meyilliymişsin. Evet. Ailende turizmci var mı yoksa senin içinden gelerek mi ben yapıyorsun? Ben içimden gelerek yapıyorum bu işi. Benim ailemde abim milli sporcu, güreşçi bu arada. Öyle mi? Aynen. Neydi benim, ismini yad edelim. Volkan Çakıl. Ankara Aski Spor'da şu an güreşiyor. Öyle mi? Evet. Dereceleri var. Dereceleri var. Türkiye şampiyonası var. Tebrik ediyoruz. Evet. Buradan ona selam yolluyorum. Biz bu arada. De selam yollayalım. Çünkü Atatürk'ün, devletimizin kurucusu Atatürk'ün, ben sporcunun zeki ve çevik olanını severim. Aynen ya. Öyle. Onun için tebrik ediyoruz kardeşini. Teşekkür ederiz. Şimdi gelelim mesleğinle ilgili. Turizmde Fatsa'dan ziyade Ünye'nin Çamlığı'nı nasıl buluyorsun? Ünye'nin Çamlığı benim çok hoşuma gidiyor. Genellikle zaten dolu oluyor her yer. Ben gerçekten hani zevk alıyorum buradan. Zevk alarak geziyorum buradan. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor buralar. Manzarası şimdi, da güzel ayrıyetten. Harika. Bu Çamlık aslında gerçekten 1952 yılında dönemin belediye başkanı Hüseyin Yürür Bey tarafından evet. Ünyeli insanlarımızın da desteğiyle yapılmış, Ünye'ye kazandırılmış. Ünye'nin dünyaya açılan oksijen deposu olarak isim yapmıştır. Oksijen penceresi derler. Evet. Biz de bununla memnun ve mutluyuz. Ama biz Çamlığımızı gönlümüzden geçtiği kadar güzel değerlendiremedik, kullanamadık. Fatsa'da da benzer çamlıklar var girişte. Evet. Oralarda böyle altları şey mi? Hani kır mı? Altları kır, evet. Otsuz. Aynen. Yeşil yok. Yeşillik var. Doğal olarak olmuyor hakkı. Aynen. Suni mi yapılabilir, ne yapılabilir, mutlaka bir şey yapmak lazım. Aynen öyle. Ama ben Fatsa'nın Çamlığı'nı da çok seviyorum. Gerçekten oraya da bakım göstermişler. Çok teşekkür ederiz. Mangal yerleri olsun, oturma yerleri olsun, temiz bir yer. Ama burası da bayağı cıvıl cıvıl. Burayı daha çok seviyorum. Kameramanımız o zaman turizm deyince bir döndürsün bakalım ne kadar adam görüyor. Evet. Biz seninle konuşalım. Evet. Evet Sayın Çakıl. Seni kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ben kendi adıma söylüyorum. Benim ülkemin insanları Türk milleti deyince zeki ve çevik olmalı. Aynen öyle. Yani lep demeden leplebiyi anlamalı. Leplebi dendiğini anlamalı ki seçeceği kişileri de gözüne bakarak bundan bu memlekete muhtar olur. Aynen. Bundan çöpçü olur. Bundan belediye başkanı olur. Bundan vekil olur deyip 50 tane aday içerisinden bir tane seçecek. O bir taneyi de doğru seçsin istiyorum. Evet. Sen ne diyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Haklısınız. Ama tabii önce Yüce Allah'ın buyruğu gereği tabii ki. Okuyup öğreneceğiz. Aynen öyle. Çünkü okuyup öğreneceğiz. Dünyanın en büyük baş belası cehalet. Aynen cehaletten öyle. Kurtulmanın yolu Yüce Allah yarattığı kullarına indirdiği rehber Kur'an-ı Kerim'de oku diyor.
Okumadan huzuru yakalayamazsın. Evet, aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyor sana ve ailene saygılar. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin de yolunuz açık olsun. Sağ ol, var ol.